Camiler insanlarla yaşar, insanlarla nefes alırlar. İnsanlardan kimlik kazandığı gibi insana da kimlik kazandırırlar. Böyle bakınca ne mutlu bugün camide olan bu çocuklara, ne mutlu onları buraya gönderen ailelerine ve ne mutlu onlarla burada hemhal olan öğretmenlerine öğreticilerine. Biz bugün e, ikinci bölümümüzde diyelim erkek öğrenci arkadaşlarımızla yine aynı camide ilk bölümden sonraki camide dediğimiz yani burası Çankaya ve Ankara'nın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Başladığımız camiye geri dönmüş gibi kabul etmeyin. Öğrencilerimizin hepsi değişti ve şimdi Cevizdere Merkez Camii'nde ikinci bölümde huzurunuzdayız. Öğrencilerimizi tanıyacağız, hocamızla tanışacağız ve yarışmamıza başlayacağız. Camide çocuk sesine hoş geldiniz. Veysel Tekçe hocam camimizin müezzini onunla hasbihal ederek başlayacağız. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Siz mı? nasılsınız? Çok şükür bizdeyiz. Öğrencilerle daha mutlu günleri yaşıyoruz. Elhamdülillah. Camide çocuk sesi vatanımın neşesiydi ya bir yıl önceki evet, slogan. Evet, evet. Bu yıl değişti ama biz o isimle kaldık. Camide çocuk sesleriyle camiler daha mı güzel oluyor sizce Çok de? Çok güzel. Camiler çocuklarla çiçek açıyor. Çocuklarla neşeleniyor. Camiler asıl sahipleri çocuklarımızdır. Onlara bırakacağımız en büyük miras camiler sahiplerini şimdiden bu camilere alıştırmak, onları caminin ruhunu, cemaatin ruhunu kazandırmak bizim de görevimiz. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza gerek İslami bilgiler, gerek ahlaki bilgileri, gerekse sosyal bilgileri öğretmeye çalışıyoruz. Buradan ailelere hepsine ailelerine teşekkür ediyorum bize güvendikleri, çocuklarını bize gönderdikleri için Allah sizden de razı olsun. Bilim, Tekrar sefa geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Siz belki ben de yaşadım, siz de yaşamışsınızdır. E, belli bir yaşın üstündeki amcalar genelde e, camide gürültü yapan çocuklara çok sistemliydiler. Hatta camiden kovacak kadar. Başkanlık ve Başkan Bey bu konuda e, Profesör Doktor Sayın Ali Arbaş olmak üzere hassasiyetleri çok yukarıda. Yani gürültü de yapsalar, patırtı da olsa cami adabını bozmadıkları suretle Aynen. camide dursunlar. Aman yeter ki gelsinler. Ama o nesil amcalar biraz azaldılar değil mi? Amca diye söylemeyeyim de eskisi gibi bir sert tavır yok artık. Yok. Şimdi cemaat da çocukları camilerde görmekten çok mutlular. Evet. Onlar da gerek sosyal faaliyetlerde çocukların gerek ikram konusunda olsun cemaat bundan çok hayretli. Onlar da bizlere yardımcı oluyorlar. Onlar da camilerin çocukların camilerde olmasından çok mutlular. Hamdolsun o devreyi atlattık. Geçti gitti. Yeni nesil yeni daha cami şeyi çok güzel gidiyor. Çok güzel. Elhamdülillah yani. Sizin geçen yıl kampanyalarınız varmış. Evet. Ulan. Biraz bizim... bahsetsek mi? camimiz olarak 2000 yılından bu yana e, biz ilk 2000 yılında yaptık kampanyalı yaz Kur'an kursunu. Ondan sonraki yıllarda tabi bu devam etti. Son 5 yılda bizim yaz Kur'an kursumuz kampanyalıydı. Nasıldı? Camide en yüksek yaz Kur'an kursuna her gün gelen öğrenci ve 5 vakit namazı camide kılan her öğrenci en yüksek puanı alana bir öncesinde biz Tablet bilgisayar yaş sınırı çeşitli var mıydı? hediyeler. Hayır, yaş sınırı olmadan kız erkek bütün öğrencilere tablet bilgisayar dağıttık. Giden seneki kampanyamız işe 45 gün sabah namazını camide kılan her öğrenci bizden bisiklet hediye aldı. Ama bu sene de çeşitli hediyeler vereceğiz çocuklarımıza i̇nşallah. ama sürpriz hediyeler olacak bunlar da i̇nşallah. Yani. inşallah. Yani aslında bundan benim malumatım olsaydı. 7-8 kilometre Diyanet TV ile caminizin arası. Aynen. 5 vakit gelir giderdim kampanyaya dahil ya sınırı da yokmuş. Nasıl <laughs> çok olmadı? <da> iyi olurdu. <laughs> çocuklar açısından da motivasyon açısından da çok iyi oldu. Eyvallah. Sizi burada görmekte bizi şereflendirir. Bil mukabele estağfurullah. Allah gayretinizi artırsın. Amin. Allah razı Zamanınızı olsun. Zamanınızı bereketlendirsin. Amin inşallah. Eyvallah. İnşallah çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Hocamızı tekraren yanımıza alacağız. Çünkü çocuklar sure ve dualara geçtiğinde puanlamasını kendileri yapacaklar. Şimdilik öğrencilerimizi tanıyalım sonra programa geçelim. Mihrap takım yarışmacıları. Yahya Ünal, 10 yaşında. ...ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyor. Fazıl Ahmet Bereket, 12 yaşında. Masa tenisi oynamayı çok seviyor. Furkan Yağız Önal, 11 yaşında. Uçak mühendisi olmak istiyor. Muhammed Bilal Karakaya ise Basketbol oynamayı çok seviyor. Muhammed Emirhan Uysal 10 yaşında kimyager olmak istiyor. Minber takım yarışmacıları. Ahmet Yasir Çavuş 12 yaşında bilim insanı olmak istiyor. Esat Emir Güleç 12 yaşında basketbol oynamayı çok seviyor. Mert Hasret 13 yaşında mimar olmak en büyük hayali. Ömer Asaf İnce 10 yaşında. Bilgisayarda oyun oynamayı çok seviyor. V kayra yumuşak. 11 yaşında. Bisiklet sürmeyi çok seviyor. Ve şimdi Mihrap takımının ilk sorusuyla başlayacağız. Arkadaşlarımızı biraz daha yakından tanıyacağız. Sen yavaş yavaş kayıyorsun, gel geliyorsun gibi. Böyle bir kaygan mı senin pantolon? İlk senden başlayacaktım neredeyse. Yahya eline mikrofonu al bakalım. Mihrap takımı ve ilk sorusu nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor her şey? İyi mi? Yolunda mı her şey? Yolunda. Peki ne yapıyorsun Kur'an kursu? Nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Her şey iyi diye mi cevap verirsin? Hayır. Ben, hayır. <laughs> Peki Kur'an kursu nasıl geçiyor? Daha detaylı anlat bize. Sabah kaçta geliyorsun? Kaçta çıkıyorsun? Nasıl geçiyor? Ee, i̇lk önce öğlen namazını kılıyoruz. Öğlen geliyorsun. Öğlen geliyorum. Namazımızı kılıyoruz. Çok güzel. Sonra Kur'an okuyoruz. Kur'an'dan sonra teneffüs yapıyoruz. Teneffüsten sonra din dersi işliyoruz. Hı hı. Din dersinden sonra da çıkıyoruz. Çıkıyorsun. Saçlarını yapmak için kaç dakika ayırıyorsun günlük? Bir, iki. Bir, iki dakika. Evet. Az zaman ayırıyorum diyorsun. Abdest alırken düzeltiyorum. Öyle mi? Bazen öyle. <laughs> Pekala. Şimdi sana bir sorumuz var. Tamam. Yahya. Ee, zor bir soru değil Ben soruyu daha da kolaylaştırmamak için Kopya vermemeye çalışayım Şu an tabii ben sırtımı döndüm Cami yönüne göre Namazı kıldığımız bir yön var Hı. Kıble, Kabe Ama namazın kılındığı ve daha çok Hocalarımızın namaz kıldırırken Geçtiği bir yer var Orasının adı ne? Ee, bir saniye şey. Hadi arkadaşlarına yardım iste bakalım Hocalarımız Namazı nerede kıldırırlar? Cevap veriyorum. Ver bakalım. Mihrap. Mihrap takımının mihrap cevabı doğrudur. Arkadaşlar el kartlarını kaldırırlar mı hep beraber? Doğru diye. Hadi bakalım görelim kartları. Bravo, doğru, muhteşem, mantıklı, harika dediler. Ve sana 10 puan verdiler. Sen de 10 puanı arkadaşlarına, takımına kazandırmış olsun. Böylelikle ilk soru geride kaldı. Ben şimdi minber takımına doğru bir gideceğim. Arkadaşların da ilk soruya doğru cevabını alalım. Geleceğiz tamam mı? Yolculuğumuz başladı minber takımına doğru. Ahmet mikrofonu al bakalım. İsmin sadece Ahmet mi yanında bir tane daha var mı? Var. Nedir? Yasir. Ahmet Yasir. Yasir Ahmet mi Ahmet Yasir mi? Ahmet Yasir. Ahmet Yasir. Burada herkes çift isimli mi? Evet. evet. Hepiniz evet, evet. mi? Ben tek. Ben tek. Sizin tek ama yarışmacı arkadaşlarınızın çift seçilmesinde bir ilginçlik var mı ki acaba? Bilerek mi? Denk geldi diyorsunuz. Ahmet sana da bir sorumuz var ama heyecan durumun nasıl? Orta. Orta halli yani kontrol altında tutuyorsun öyle mi? Evet. Çok sıkıntı yok. Yok. Aman Allah sıkıntı vermesin zaten. E şimdi biz az önce hani arkadaşının sorusuyla yola çıktık ya. Evet. E, hoca dedik. Evet. İsmini tam ünvanını söylemedik. Hı hı. Namaz kıldırdığı yer neresidir dedik. Mihrap diye cevabını aldık. Peki camilerde Namaz kıldıran kişinin adı ne? İmam. İmam. imam hatiplerimiz değil mi? Hiç gerek kalmadı sizin yardımınıza. Kolay bir soruydu. 10 puan yazılınca puanla beraber ne kadar azaldı heyecanın? Ee, %50. %50 gitmiş. Çok iyi. 20 puan verseydi tamamen bitiyor muydu? Evet. İnşallah bir dahakine. El kartlarını kaldırmadınız arkadaşlar. Unuttunuz. Harika, mantıklı, muhteşem, doğru, helal olsun diyor biri bak oradan. Aferinler geldi. Böylelikle ilk sorularına sona ermiş oldu. Şimdi mihrap takımına gelelim ve sırada kim var? Okuyamıyorum ismini. Fazıl hazır mısın? Fazıl tek isim mi çift mi senin de? Benim çift. Söyle. Fazıl Ahmet. Fazıl Ahmet. Ahmet Fazıl. Fazıl Ahmet. Fazıl Ahmet. Güzel isimler bunlar. Hangini kullanıyorsun sen? Fazıl'ı mı? Fazıl'ı. E karta sığmaz diye mi yazmadı arkadaşlar? <laughs> Uzun isim olunca diye. Şimdi hazır mısın ikinci soruya? Evet. Uzun isimlerden bahsettik, uzun surelere geçiş yapacağız. Evet. Tahmin ettin aşağı yukarı soruyu sen? Evet. Ettin değil mi? Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure'nin adı neydi? Cevap veriyorum Bakara suresi. Bakara suresiydi. Cevap doğruydu. El kartları alkış yerine geçti. Maşallah mükemmel dediler. Zor sorular değil değil mi? Tamam tamam iyi rahatsın yani. Hı hı. Heyecan mikrofon eline al. Heyecan yoktu zaten Yok. öyle bir rahatlık. Oturuşundan evet. fark ediyorum zaten yani böyle bir hani sorun hocam fark etmez bir tavrı varsa. Hep rahat mısındır böyle? Yeah. Yeah. Yoo. <laughs> Yoo. Derken bile rahat çok güzel. Üçüncü sorulara geçiş yapıyoruz. Hem arkadaşlarımızla birazcık hasbihal etmek, azıcık sohbiyal, sohbet etmek ve onların cevaplarını almak niyetindeyiz. E çok iyi ve bravo dövizlerini kaldırmışsınız. Onun bana mı? Bana mı kaldırdın? Çok iyi ve bravo. Canımsın. Doğru. Teşekkür ederim. Bak, arka, arka Allah razı olsun her birinizden. Motive ediyorlar beni arkadaşlar. Ve şimdi minber takımının ikinci sorusu. Emir. Çift isimden açtık ya konuyu. Evet. Söyle bakalım Emir ne? Emir, Emre'den. Hayır hayır. Yani evet. iki isim var mı? Esat, Emir. Esat, Emir. Esat, evet. Emir. Pekala. Sen Emir'i mi kullanıyorsun? Buraya ancak o mı sığdı? Emiri kullanıyorum. Emiri hani? kullanıyorsun. Peki hala. Kaç yaşında olduk? 12. Peki Kur'an kursuna ilk gelişin mi? Kur'an kursuna ilk gelişim. Daha önce gelmedin mi? Yok. Geçen Gelemedin mi? Yok gelmedim. Peki niye gelmediğini söyle bize. Düşünmedin mi vardı düşünmedin mi? Düşünmedim. Bu Hiç sene düşünmedim. geçen yıllarda gelmediğin için bir üzülme böyle pişmanlık oldu mu? Ben ya, aa burada ne güzelmiş. Öğrenemediğim bu. için bir pişmanlık oldu. Ha, Arkadaş ortamı nasıl? İyi. Anlaşıyorsunuz. Evet. Kavga gürültü yok değil mi? Yok yok. Erkek öğrencileri daha tartışmaya hazırdır böyle çabuk kavga ederiz. Biz biliyorsun kendimizi biliyoruz biz. Evet. Ama çabuk da barışırız. Uzatmayız evet. öyle mi? Aynen. Şimdi sana da sayılı bir soru soralım. Sayılı bir soru. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure vardır? 144. Bir daha bir düşün arkadaşlarına bir sor bakalım. Kur'an-ı Kerim'deki sure sayısı. Ha, evet. Bir daha soruyorum karıştırmışım. 114. 114. 144 deyince bunu bir hata kabul etmiyoruz. Dilin sürüştü Aynen. Bir anda ağzımızdan evet. öyle çıktı. E ben bile bak kaç yıldır programı sunmaya çalışıyorum. Bazen dilim takılıyor. Birbirine sür, sürçüyor yani. Olmaz mı? Rahatız evet. ama. Sen de rahat gördüm. Çok gergin değilsin ya birazcık Biraz heyecan var mı? Var. Ama cevabı verince bitmiştir o. Aynen, birazcık i̇yi, gidiyor. Iyi. i̇yi geçmiş olsun. Şimdi ben Mihrap takımına bir daha gidiyorum. Onların hmm. üçüncü sorusuna geçerim. Onların üçüncü sorusu zor bak. vallahi Sana şimdi göstermeyeyim o kopya veriyor demesinler. Kim var sırada? Saçları da yakışıklı bir oğlan çocuğu. Bak saçı da attırdı. Furkan Furkan tek isim mi senin de? Buradan gidiyoruz. İki. İki mi? Söyle Allah aşkına. Furkan Yağız. Furkan Yağız. Evet. Peki. Ben de Selman Selman. Benim de öyle. İki tane olmayınca. Şimdi bir sorumuz var. Sorunun uzunca bir cevabı var. Yani uzunca dediğim teknik kısacık bir cevaptır da sen bunu bize açabilirsin. İstediğin gibi izah edebilirsin. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan durumu nasıl? Yani var biraz. Ama görünmüyor. Saçı attırınca gitmiştir o. Bir daha attır. İşte bu kadar. Bayağı heyecanı <laughs> büyük bir kısmını gönderdik. Peki. İsraf nedir Furkan? İsraf e, Allah'ın verdiği nimetleri böyle boşa harcamak. Evet bu güzel bir cevap. Peki bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani biz ne yapıyoruz da israf oluyor? Kendinden örnek ver. Ben şunu yapıyorum ve israf ettiğimi sonradan anlıyorum. Dedi. Mesela suyu açık bırakıyorum. Değil mi? Dişimi fırçalarken mesela. Mesela onu ben de yapıyorum Allah affetsin. Evet. Yani hepimiz yapıyor muyuz bunu? Evet. Yapmayanlar ellerini kaldırsın. Aferin size. Oradan da bakayım. İyi iyi sayı fena değil. Yani diş fırçalayacağımız zaman halbuki ihtiyacımız olduğu kadar suyu açıp kapatmak daha mantıklı. Evet. Bir israf örneği daha ver Furkan. Ee, Mesela e, ışığı açıp unutmak. Açık unutmak. Bunlar hep maddi örnekler bak. Manevi örneklere geçersek aklına bir şey gelir mi? Gelmiyor. Arkadaşlarımdan yardım almak Al istiyorum. Al bakalım. Hepsi ışık, lamba, şu bu, su olmasın. Ne israf ediyoruz biz? Zaman israfı. Ya işte bu. Zamanımızı en çok bize verilmiş ve hani su için söylemiyorum. Sudan da tabii tasarruf etmek lazım. Işıktan evet. da ama hepsi karşılığında bir meblağ, bir para var. Ama zamanın ödenebilirliği yok. Yok. Kur'an kursuna zamanını boşa geçirdiğinde yok. Evet. Evde yatmak yerine işte oyuna daldın, şunu bunu yaptın, zamanını geçirdin, sabah kalkamadın. Bunun telafisi yok. Yok. Ama farkındayız her birimiz. Değil mi? Pekala. İsraf nedir sorusuna verdiği doğru cevaptan dolayı Arkadaşlarımız onaylıyorlar ve el kartları tekrar havaya kalkıyor. Pekala. Şimdi de minber takımına yolculuğum başladı. Çabuk geliyorum ama yani yolum uzun olsa da. Kim var? Mert. Mert iki isimlerden açtık bahsi artık. Herkesi soracağız. Senin ismin ne? Benim sadece Mert. Sadece Mert mi? <laughs> e çok kısa oldu ama. Mert. Mert sana bir isim bulalım. Arkadaşların her birinin çift çift varken. Tasarruflu davranmışlar. Mert'e ne isim yakışır? Emre. Ali. Hasan, da diyor. Ali. Sen ne diyorsun? Ali. Mert Ali, Ali, Ali Mert. Söyle sen. Duymuyorum. Mert. Ali mi? Ortak kanaat Ali. Mert. Ali de Ali, güzel bir isim. Yok Mert'in olmasın. Ali Mert ya da Mert Ali olsun. Güzel, ben beğendim. Mert. Sen beğendin mi? Beğendim. Tamam o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Ezanı ben okuyayım mı diye devam ediyormuş kulağına. Şimdi sana bir sorumuz var. Az önce israf nedir diye sorduk ya Furkan'a. Kelime olarak benzer ama anlam olarak çok başka bir soru var. Aynen. O da şu. İslam nedir Mert? Mert Ali. İslam nedir? En kısa nasıl özetlersin? Yardım da alabilirsin arkadaşlarında. Peygamber Efendimiz'e ve Allah'a inanıp istediklerini yerine getirmek. Hem böyle bu çok güzel bir cevap. Bir taraftan da daha kısa bir hali var. Bu İslam Müslümanların dini diyebilir miyiz? Olur. İnanan biz Müslümanların dini. Nereye salladın? Kameraya mı? Nasıl yakaladın oradan? Hop. İsa abi kamera buradan görüyor mu bu kardeşimizi? Bak şu arkadaki kardeşimize. Görebiliyor musun? Tam görmüyor mu? O seni görünce el salladı herhalde. <laughs> Heh, şimdi el salla. Şimdi el salla. Bak Ha, tam oldu. Ben de boşa gitti diye üzüldüm. Vallahi orada çünkü çok aşağıda nasıl görüyor dedim seni. Peki. 10 puan daha verdik. El kartları kalktı mı? Biraz uykunuz geldi sizin. Uykunuz geldi. Hadi bakalım bir 10 puan daha. İslam nedir sorusunun cevabını aldık. Dördüncü sorular için yolculuğumuz mihrap takımına. Kim var? Bilal. Şimdi klasik ne soracağım biliyorsun değil mi? İsmin tek mi çift mi diye başlayacağım. Tek mi? Hadi söyle. Çift Muhammed Bilal. Biraz daha yakın tut mikrofonu. Muhammed Bilal. Muhammed Bilal. Yani. Oo, iki güzel isim yan yana gelmiş. Ben hangisini tercih edeyim? Bilal mi diyeyim? Muhammed ha, mi diyeyim? Muham Muhammed diyeyim. Genelde ben. Muhammed veya diyeyim. Muhammed Olmaz diyorlar. mı? Evet Muhammed olur. Muhammed diyeyim. Peki. Muhammed. Evet. sorumuz aslında çok kolay cevap verebileceğim bir soru. Evet. Ama sen sende uyandırdığı karşılıkla cevap ver. Tamam. Şimdi. Müslümanların kutsal bir ayı var. Evet. Bu ayın ismini söyle bize. Ramazan. Ramazan. Ayı. Evet. Ramazan sence e, sence ne demek demeyeyim? Neler hissettiriyor sana? Dinliyoruz hep birlikte Muhammed arkadaşlar. İnsanlar birleşiyor. İftarı birlikte yapıyorlar. Daha sohbetler şey oluyor yani. İnsanlar birlikte sohbet ediyor. Samimileşiyor. Samimileşiyor insanlar. Onun için daha iyi oluyor yani insanlar böyle ne bileyim daha güzel oluyor Ramazan ayları. Herkes birbiriyle ya yardımlaşıyor. Komşular birbiriyle... Oruç, oruç tutuyor musun? Tutuyorum. Tam gün mü yarım bitiriyor musun? Tam gün. Ay maşallah kaç senedir. İki senedir tutuyorum. Peki sıcaklarda biraz daha zor olmuyor mu? Sıcaklarda oluyor ama hocalarımız genelde bize şey tanıyor yani iyilik yapıyor. Ha, zorlamıyorlar. Evet, beden camiler serin. Evet, beden dersinde bazen okullar serin. Okullar hocalar diyor oynamayın buyurun oturun diyor. Güzel. Onun için yorulmuyoruz. Kolaylık görünce iş daha da kolaylaşıyor. Pekala. E Muhammed'e 10 puan var da dövizlerle destek yok mu arkadaşlar? Bak harika. Helal olsun. Eyvallah. Helal olsun. Bağırmaya lüzum yok. El kartları hepsini ifade eder. Herkes kaldırdığına göre. Bir tane ters vardı aralarda fark ettiğim ama o da düzeldi. Beşinci soru artık soru değil. Bir okuyuş, bir kıraat. Hazır mısın kardeş? Emirhan. Emirhan çift isim sayılır değil mi zaten? Bir de yanında bir şey var mı? Muhammed Emirhan. Bir al e, mikrofonu. Muhammed Emirhan. Evet hocam. Soy ismin ne? Soyadım Uysal. Uysal kısa gelmiş. Yani sınavda kodlamalarda bayağı zorlanıyorsun muhtemelen. Yani evet. Pekala <laughs> tekrar geleceğiz. Şimdi dördüncü sorusu için. Yine Ramazan ayından bir soru var Ömer'e. Ömer ismini bize söyle bakalım. İsmim Ömer Asaf İnce. Ömer Asaf İnce. Evet. Maşallah. Sadece. Ömer az önce biz sohbetimizi duydun mu? Muhammed evet. Muhammed'le konuştuk. Ramazan üzerine konuştuk. Evet. Benzer bir cevap senden de bekliyorum. Ama önce Ramazan ayındaki en önemli ve yerine getirmemiz lazım gelen ibadetin hangisi olduğunu söyle bize. Ee, namaz kılmak. Ramazanda? Oruç tutmak. Oruç tutmak. Namaz kılmak. Evet, Ramazanda belki normalde yapılmıyorsa daha fazla insanlar buna dikkat eder. Evet. Camiler daha çok dolar. Ama oruç tutmak. Oruç tutabiliyor musun? Evet. Tam gün mü? Evet. Kaç yaşındasın? 10. 11. 11 mi? 11'e gireceğim. 11'e gireceksin. Peki zor olmuyor mu? Alıştım diyorsun. Evet. Hiç yarım gün oruç tuttun mu daha önce? 2-3 kere. 2-3 kere çok az. Ramazan sana neler hissettiriyor? Hadi yani evet bugün Ramazan değil dün de kaldı ama Ramazan neler hissettiriyor? 2 üç cümle kursana bize. Ee, Ramazan ayında dayanışma çok oluyor. Evet. Ondan sonra misafirliklere falan gidince çok fazla böyle... Güzel sohbetler oluyor. Evet. Peki dayanışmayla kastettiğin şey yardımlaşmak mı? Evet. Hani infak dediğimiz. Evet. İnfak, yardımlaşmak anlamına gelen bir sözcük ki bu yılda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temasıydı. Bunun üzerine devam etti. Çok teşekkür ederiz sana. 10 puanı verdik. Arkadaşların da onayladılar. Öyle mi? Onayladılar ve artık 5. sorulara gideceğiz. Teşekkürler. Sırada Kayra var. Al mikrofonu Kayra direkt. Kayra sana bir şey soracağım. Sorun. Ee, heyecan durumu ne? Şu manada tekrar sorayım. Ee, heyecan var ama seninki sadece bir cevap değil ya. Hani içinde bir okuma var, okumanın usulü var. Evet. Ee, hoca puan kırar mı falan tedirgin oluyor musun? Hayır olmuyorum Çünkü doğru cevaplayacağım eminim. Doğru söyleyeceğine eminsin. Çünkü normalde de okuyorsun. Evet. Fatiha'yı. Namazlarda bir kere günde kaç kez okuyoruz var mı fikrin? İki kere okuyorum. Ama iki vakit namaz kılman lazım onun için iki rekat. Beş vakit kılabiliyor musun? Evet kılabiliyorum. Beş vakit kılıyorsan tam günde kırk kez okuyorsun demektir. Yakın yani. Yakın tabii. Bu kadar çok okununca rahat olur insan öyle mi? Evet. Peki birazdan sana geleceğiz ve seninle kapanışı yapacağız. Karşı takımda kim vardı? Kardeşimizin ismi isimliği görünmeyince ben de gitti. Emirhan, Muhammed Emirhan'dı değil mi? Pekala. Senin de ee Rabbena dualarını senden dinleyeceğiz. Ama önce Veser hocamızı davet edelim. Çünkü o dinleyecek, kayra puanını o verecek size. Peki hocamız buyursunlar. Tabii kardeşlerimizin okuyacağını söyledik. Hocamızın da not vereceğinden bahsettik ama burada öğrendikleri gibi hayat boyu okumaları için ne yapılması lazım? Hani Kur'an kursunda yani şöyle örneklendirerek söyleyeceklerinize destek olmaya çalışayım. Ben hocam kunut dualarını hala hızlı okuyorum. Hızlı ezberlemişiz. Hocaya dersi verip geçebilmek için. Hala yavaşlatamadım kendimi. İtiraf da ettim şimdi yayında. Hiç hoş olmadı ama. hani şimdi zannediyorum ağır ağır okuyacaklar. Böyle öğretiliyor. Evet. Bunu hayat boyu nasıl sürdürmek lazım? E, tabii bunu sadece yaz kurslarında değil burada ailelere çok büyük evet. görev düşüyor. Evet. Bizim çocuklara burada öğrettiğimizi yaz kurslarında öğrendiklerini hayat boyu devam ettirmeleri için ailelerinin çok büyük destek vermesi gerekiyor. Hayat kurslarında. Hayat kurslarında sürsünler. Yoksa çocuklar için bu yaz kursları büyük bir fırsat, altın yani. fırsat. Bu fırsatta öğrendiklerini ömür boyu devam ettirmeleri için bunu devamlı tekrar etmesi lazım ki aile destekleyerek bunu camide tekrar yaz kursları dışında da çocukları camiye göndererek namazlarda o bunu tekrarının inşallah çocukların zihinlerinde bunlar kalacaklar. Bizim cemaatimiz 60 yaşında 70 yaşında olan hacı abiler, hacı amcalar, yaz kurslarında öğrendikleri ezberledikleriyle bugün ibadet hayatlarını idame ettiriyorlar. Ya, Onun için çocuklarımızın zihinlerinden çıkmayacak şekilde bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. Gerisinde de aileler inşallah destek olursa ileride unutmayacaklar i̇nşallah, yavaş yavaş inşallah. okumayı zihinlerine de yerleştirecekler İnşallah. Mihrap takımından Muhammed dedik Rabbena duaları diye otalmış ama sure desek de bir kusur işler miyiz? Yok, yok, olmaz. Olmaz. Tamam. Şimdi de Muhammed'e beraber dinliyoruz. Haydi bakalım Emirhan da diyelim. Buyur. Allahu Ekber. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ve gına azaben nar. Rabbena gıfirli vel valideye velil müminine yemme gumul hisab. Bir rahmetke ya erhamur rahimin. Teşekkür ederiz. Hocam puanınız 1 ile 10 arasında ne olacak? Emirhan çok zeki bir çocuk. Kur'an-ı Kerim'i de çok güzel okuyor. İki senedir bizim yaz Kur'an kursumuza katılıyor. Onun için benim puanım Emirhan'a 10 puan. Hay maşallah dedik ve alkışlarımızı evet. değil ellerimizi kaldırdık. Bunlar alkış yerine geçiyor arkadaşlar. 10 puanı aldı ve mihrap takımı sona <laughs> erdirdi. Artık onlar için geçmiş olsun diyebiliriz ama Kayra ile kapanış yapacak. İnşallah. Pekala şimdi seni dinliyoruz. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Amin. Puanınız hocam. Evet, Kayrağ'cığım çok teşekkür ederim. Kayra da bizim iki yıllık öğrencimiz. Bu sene de çok gayretli, çok başarılı. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde. Ona da puanım 10. 10 puan gelince 50'şerden tamamlanan yine bir beraberlik. Amaç zaten kıran kırana bir mücadele değil, dostluğun da pekişmesi. Hocam Allah e, ilk baştaki dua'yı tekrar ederek sonlandıralım sohbetimizi. Gayretinizi arttırırken zamanınızı bereketlendirin. Amin, amin. İnşallah Allah razı olsun. Ev sahibimize teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Kesinlikle Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Tekrara. Artık vedaya geçeceğiz ama vedada minicik bir farklılık olacak. Sonrasında el sallayarak ayrılacağız programımızda ve veda vaktine geliyoruz. Tabii ekranda 2018 yılı itibariyle ve 2019'da beni görüyorsunuz inşallah göreceksiniz ama programın hazırlanma evresinde kocaman bir ekiple çalışıyoruz. Bir başka projede görevlendirilmesi ve yarından itibaren bu sette bulunmayacağı için sevgili Murat Dereli'yi bir yanıma alayım iki cümle konuşalım. Kamera arkası görünmeyenleri program boyunca tam 16 bölüm sizlerle bir bir tanıştıracağım. Murat yanıma gel lütfen. Ol, uzaklarda kalma. soluma alayım. Murat biz geçen seneyi çok güzel bitirdik. Bu sene de başladık. Neler hissettin? Kısacık özetler misiniz? Ee, şöyle söylemek gerekirse. Geçen sene biz bu projeye ilk başladım zaten beraber başladığımızda. içimizde o heyecanı tutkuyu herkese elimizden geldiğince verdik. Evet. Yani bu bizim camilerimizdeki çocuklarımıza nasıl daha çok ulaşabiliriz? Camilerimize ne kadar çok çocuklarımızı getirebiliriz? Bu amaçla yaptığımız bir projeyi zaten. Beraber düşündüğümüz bir projeydi. E, tabii bu sene e, aranızda olamayacağım. Bir başka işimiz e, var inşallah. Diğer işlerden dolayı ama gönlüm, kalbim Eyvallah. ve e, hislerim hep sizinle olacak. Eyvallah canım kardeşim. O konuda kardeşim. bir şüphemiz yok. Allah razı olsun. Murat Dere yapım ekibinden değerli kardeşim bu akşam yani bugün için artık saat 5'i de geçtiği için onunla veda edelim. Her gün bir arkadaşımızı tanıyacağız 16 gün boyunca. Bugün Cevizidere Camii'ndeydik. Bakalım birkaç gün içinde hangi camiden sizlere sesleneceğiz. Hadi veda edelim Murat. Çocuklar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.